Dostlar merhabalar. Şimdi dikdörtgen ve karenin 3 ve 4 numaralı testlerini gömeceğiz arkadaşlarım. 3 numarayı hemen alıyorum önüme. Koyduk. Odaklanmasını şimdi bir ayarlayacağız. Şöyle kalem buradayken bir ayarlayalım odaklanmasını ve başlıyoruz sorularını çözmeye. Alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Bakalım neler var, neler görüyoruz. Dikdörtgen olduğunu gördük dostlarım. Eşit açılarımız var şurada. Şu var. Başka da A, E, F, C'ye eşit verilmiş. Başka da bir şey yok. Şimdi şu Z harfini bir görelim. Özel dörtgenlerde açıortay görünce Z harfi görmeye çalışın demiştik. İşte burası da noktalı açı. Demek ki bu açıyla bu açı eşit. O zaman bununla da bu kenar birbirine eşit olacak. Şuraya da tık tıkı koyduk. 40'mış tepe açımız. 140 kalır şu eşit açılara. 140 kalır. 140'ı da kardeş kardeş yani 70-70 paylaştılar. 70'in tersine de 70 dedim. Burası 90'dı. 70-90 alfaya da 20 derece kaldığı yapıştırdık dostum. İkinci sorumuz. Bakın açıortay teoremi gözüküyor hemen. 3-5. 3K'ya ayaklarımız 3'e 5 ise kollarımız da 3K'ya 5K olacaktı. Hemen bunu da yazdık ve bakın 3K 5K ise burası da 4K olacak dedim. 3, 4, 5 üçgenini sağlasın diye. 4K'yı 8 vermişse 1K 2'dir. Demek ki 3K 6'dır. Burası da zaten 8'di. Dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımı yani bursayı paketledim. Alanı 48 cm kare olan ABCD dikdörtgeni şeklindeki gibi 4 eş dikdörtgene bölünmüştür. ABCD dikdörtgenin çevresi kaçtır diye bir soru sormuş. Hemen kısa kenarlara dikdörtgenler eş olduğu için her birinin kısa kenarına A dedim. Bakın burası 3A ise burası da 3A'dır. Demek ki uzun kenarlarda 3A geldi. O halde şuralara da 3A 3A yazalım. Yani dikdörtgenimin uzun kenarı 4A çarpı kısa kenarı 3A bunların çarpımı alan yani 12 tane A kareymiş alanımız ki bunu da bize 48 olarak vermiş. O halde 12'ye böldük A kare 4. 1A dediğimiz uzunluğu 2 bulduk diyebiliriz. A2 ise şurası 3A'ydı 6. 4A'ydı burası 8 yapar. A2'ydi 8 yaptı. 14 geldi kısa kenarla uzun kenarın toplamı. 14 de buradan gelecek. Toplam ne yapacak dostlarım? 14, 14 daha. Bursa yapacak. Üçüncü sorumuzun cevabı. 4 numaradayız. Burada hemen şu 45-45'leri bir gösterelim. 90 derece şurayı bölmüş açıortay. 45-45 Z harfinden. Tabii ki burası da 45, 90. Şurası 8 uzun kenar. O zaman burası da 6'dır diyelim hemen dostlarım. Uzun kenar biliyoruz. Şurası 8 zaten kısa kenar. 14 ise buraya 6 kaldı. Burası zaten karşılıklı kenarlar eşit olduğu için 8 dedik. 6 8'den de 10'u hemen paketledik. 5 numara paralel kenarda da çözdük bu sorudan dostum. Hemen şu 8'i devam ettirirsem buraya 1 santim kaldı. Çünkü şurayı 9 vermiş. 75'in şurası 15. 15, 90, 75 üçgeninde hipotenüse indirdiğim kaç santimse hipotenüse inen yüksekliğin 4 katı hipotenüs olacak. Yani 1'in 4 katıdır 4 diyeceğiz buraya. Dikdörtgenin alanını yani kısa kenarla uzun kenarın çarpımını sormuş. 4 kere 9'dan 36'yı paketledim. 6. sorumuz güzel bir özellik var bu soruda arkadaşlarım. Paralel kenarda öğrendiğimiz bir özellik. Şöyle karşılıklı köşeler hangisi? A ile C karşılıklı, B ile de D karşılıklı. Neydi kural? Karşılıklı köşelere giden uzunlukların kareleri toplamı eşitti. Yani 6'nın karesi ile 4'ün karesinin toplamı 36 artı 16 eşitti. 4 kök 3'ün karesi 48 ile x karenin toplamını. 52 yapar. 48'i çıkarırsam 4 eşittir x kare. X eşittir 2 geldi. Sorumun cevabı Bursa'dan çıktı. Evet test 3'ün 7. sorusundayız dostlar.
Katlama sorusu görüyoruz. Hemen dikdörtgen biçimdeki bir kağıt köşegen boyunca katlandığında şekildeki gibi dikdörtgen uzun kenar arasındaki geniş açı 120 olmaktadır. Buna göre dikdörtgenin kısa kenar 6 birim olduğuna göre köşegen uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. Hemen ne yapıyorduk? Katlanmadan önceki şu halini bir gösteriyorduk. D noktası buradaydı. Burası 6 birimmiş. Kısa kenarımız 6. Dostum kat çizgisi açıortaydı. Açıortay görünce şu Z harfini gördüm, hemen şuraya da noktalı açı dedim. Demek ki 120, 30, 30 üçgeniymiş burası. O halde burası 60, burası yine 30. 30'un karşısı 6, 90'ın karşısı 12. Köşegen uzunluğunu soruyor. 12'yi paketledim hemen dostum. Kenar uzunlukları 12 ve 27 birim olan dikdörtgen şeklindeki iki eş altıgene ayrılıyormuş bu. Sonra bu iki altıgen birleştirerek kare elde ediliyormuş. He, bak şimdi burada şunu konuşalım dostum. Şimdi şu sarı parça şuraya geliyormuş. Bak şurada görüldüğü gibi şuraya denk düşmüş arkadaşlarım. Şöyle harflendirirsek bunu A, B, C, D dikdörtgeni diyelim. E diyelim, F diyelim, K diyelim, L. Bak A, E tutulmuş şu yeşil bölgenin şurasına gelmiş. A, E buraya gelmiş. O halde yeşil bölgenin şu FK uzunluğuyla A, E uzunluğu kesinlikle eşittir. Yuvarlak koydum ikisine de. Sonra da dostum bak şu FK denilen yer de LC'ye getirilmiş. Şurası LC dediğim aslında FK ile aynı yer olan kısım. Demek ki buraya da yuvarlak koyacağım ben. O zaman şu LC'ye de yuvarlak koydum. Bakın burası toplam 1K dersen buna K, K, K. Yani şurası da 2K oldu. Uzun kenar 3K geldi dostlar. E burası 3K ise zaten 27 vermiş bize 3K'yı. Dikdörtgenin uzun kenarını 27 vermiş. 3K 27 ise 1K'yı 9 bulduk. Demek ki 9, 9. Şurası 18 çıktı. Ne diyor? Buna göre oluşturulan yeni şeklin çevre uzunluğu ile ilk şeklin çevre uzunluğundaki arası... Bakın bu da bir kareymiş bu arada arkadaşlar. Kare elde edilmiş. Demek ki bunun çevresi 4 tane 18'den 72. Şimdi şunun çevresini bulalım. 27 ile 12'ymiş. Kısa kenar 12, uzun kenar 27. Toplarsak 29, 39. 2 tane 39 yaparsak 60, 78'de bunun çevresi yapar. Aralarındaki fark da 6 birimdir. Yani sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi dostlar. 9 numara güzel bir yeni nesil soruya benziyor. İlk defa karşılaşıyorum böyle bir soruyla. Bir okuyalım. Güzel hazırlamıştır Halit Hocam ve İsa Hocam. Şimdi 6 vermiş, BC'yi de 14 vermiş. Tamam, DE ile FG'yi de 14 vermiş. Yazım mühendisi olan Ömer Bey şekildeki gibi evet ve hayır butonları tasarlamıyor. Bu dönemde bir dikdörtgenlerin eni 2 santimdir. Beyaz bölgelerin alanları toplamı. He, beyaz dikdörtgenleri toplayın diyor arkadaşlar. Gelin şununla başlayalım. Şimdi şurası eni 2 santimmiş. Burası 2. Şurası da 2. Demek ki şuraya da kaldı 12. Hemen bunun alanı 2 çarpı 12'den 24. Bunun alanı 6 çarpı 2'den 12. Yani şuradan bir 24, 12 daha 36 geldi. Şuna bakalım. 2'ye 14'tü uzun kenarları. Şimdi şu dikdörtgeni bir hemen hesaplayalım arkadaşlarım. 14 çarpı 2'den 28 şununki. Şimdi bakın burada bir de şu ortadaki bir tane daha kare oluşuyor. 2'ye 2 diye. Şunları da göz ardı etmeyelim dostlar. Normalde burası 14'tü ya kardeşim. 14 çarpı 2 diyecektik bunun da alanına. 28 diyecektik ama şu ortadaki kareyi az önce hesapladığım bu 28'de hesapladığım için 4 bunun alanı bu arada şu ortasınınki 4. Bu 28'de hesapladığım için bir daha burada katmayalım. 28'den şu 4'ü çıkartalım. 24 de buradan gelsin. Yani şunun da alanı 24 olsun. 28, 24 daha ne yapıyor? 24, 48. 48, 52 de buradan geliyor arkadaşlar. Toplam alanda 88 yapıyor. Yani 9. sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, 10. sorudayız dostlar. Okuyalım. A, B pozitif gerçel sayılar için dikdörtgen şeklindeki bir kağıt önce bir kenara paralel olan AB doğrusu boyunca şekildeki bir dik üçgende sonra diğer kenara paralel olan CD doğrusu şeklinde güzel katlanıyor arkadaşlar ve şekil 3 elde ediliyormuş. Şuraya kadar bir alayım ben bu soruyu. Oluşan şekildeki alanlara A kare ve AB birim olan iki bölge verilmiştir. Tamam. Demek ki bak bu kare oldu. Bir kenarı A, A diyelim buna hemen. A, A. Şimdi bu da A çarpı B ise şurası da B. Demek ki buralarda B, B, B. Şurası da A. Şimdi bunları
katlandıkları yerden geri açıyoruz arkadaşlar. Bakın ilk önce bir geriye açarsam şöyle gelir bu. Tam şöyle gelir. Yani şu B buraya gelir. Bu B buraya gelir. Burası da A artı B olur. Katlandığı zamanki halimiz zaten şu ikinci şekil olacak. Hemen burada da gösterelim bunları. Şimdi neydi dostlarım? Şurası B idi. Şurası da B. Şurası B, B. Şuraya A demişiz. A, B. Şuraya da A artı B gelmiş. Bakın A artı B gelmiş. Onu da yazalım. A artı B. Şimdi bunu bir satırda sol tarafa açıyoruz dostlar. Şöyle sola doğru açtığımızda şurasıki A artı B, bir tane de B burada var. Buraya geldi. Yani A artı 2B oldu burası. Şu B dediğimiz uzunluk buraya geldi. Şunu bir satır açtığımızda şöyle geriye doğru getirdiğimizde B. Şurası demek ki 2B artı A olacak. O zaman buraya B artı A kaldı. 2B artı A şeklinde yazdık. Buna göre başlangıçta kullanılan kağıdın çevresinin A ve B türünden değeri nedir diye bir soru sormuş. Bakın başlangıçtaki kağıdımızın bir kenarı A artı 2B. Bu kenarı da A artı 2B bulduk. A artı 2B. Yani kareymiş bu. A artı 2B'nin dostum 4 katıdır bunun çevresi. Yani 4A artı 8B olur. Yani 10. sorumuzun cevabı hemen gösteriyorum. 4A artı 8B Adana şıkkından gelir. Ve biz de hemen test 4'e geçeriz. Birinci sorumuz. Evet bakın şuranın hemen 90 derece olduğunu ve diklikten diklik indiğini görünüz arkadaşlarım. Şuraya K dersem yan kenarın öklitini yapıyorum. 4'ün karesi 16 eşittir. K çarpı K artı 6 olacak. İkinci öklit bağıntımızdı bu. Demek ki K buradan 2. Yani şurası 2'ymiş. Peki hatta bu uzunluk bakın toplamda 8 geldi. Aslında 30-60-90 üçgeni bile diyebilirmişim ben bunu ama ona bile gerek yok. Kelebek üçgenden çözeceğim ben. 30-60-90'ı da görebilirmişiz ama kelebekten de çözeriz. 2'ye 6, 3 katı. 4'e 3 katı. 12 de diyebiliriz dostlarım. Paketledik, geçtik. Evet, ikinci soru. ABC'de dikdörtgen AE eşittir EB'ye. Boyalı bölgelerin alanları toplamı 28 olduğuna göre tüm şeklin alanı nedir diye soruyor. Hemen şuralara şimdi uzunluk değerleri verelim. K, K, 2K diyelim. Bakın beyaz kelebeklere bakın. 1'e 2. Yani şurası 1M ise şurası 2M. Şurası 1A ise burası 2A. Öyle harfleri yazmayı çok sevmiyorum. Ben o yüzden böyle devam ediyorum. Şimdi şuraya A alanı diyelim bakın biz. Şuraya A alanı dersek 1'e A, 2'ye 2A. Sonra şu 1 ile 2'yi kıyaslayacağım. 1'e 2A, 2'ye 4A. Peki köşegenin bakın şu bir köşegen ya dostum. Üst tarafına ne düştü? 6A. E alt tarafına da 6A düşecek. O zaman buraya da 5A kalacak. Bize de diyor ki mavilerin yani 5A ile 2A'nın toplamı 7A'yı 28 vermiş. O halde A 4. Nereyi soruyor? Tüm şeklin alanını. 6A. 6A daha 12 tane A'yı soruyor bize. A'yı 4 bulduysak 12 ile çarparız. 48'i de paketleriz. Üçüncü sorumuz. Bak açıortay görünce Z harfi yapacaktık. Önce şuraya bir 30 derece diyelim. Şurası 90'dır, 6'dır. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6√3'tür. 90'ın karşısı 12'dir. Şu Z harfinden şurası da noktalı açı 12 ise burası da 12'dir. Hayda dikdörtgenin alanını soruyor. 6 çarpı 12'yi soruyor. 72'yi paketledik bile dostlar. Evet dördüncü sorumuzdayız arkadaşlarım. Bakalım ne diyor? AD'ye 6 verdim, 10 verdim diyor. Bakın şurada 2 tane dik üçgen var. Şöyle. Bunların eş olduğunu ispatlayacağım ben şimdi. Şuna A diyelim. 90 B. B 90 A. A 90 B. Açıları tıpatıp aynıysa bu iki dik üçgenin benzer üçgendi bunlar. Benzer üçgenleri de bir de dostlarım birer kenarda aynı yerdeki kenarlar bakın ikisinin de 90'ın karşısındaki kenarlar eşit olduğu için eş üçgen çıktılar. Demek ki burada B'nin karşısı 6 ise burada da B'nin karşısı 6. 10'du uzun kenar buraya 4 kaldı. A'nın karşısı 4 ise burada da A'nın karşısı 4. Kısa kenarımız dikdörtgenin 6 idi. X'e kaldı 2. Evet 5 numaralı sorudayız. Hemen
Şu dikdörtgendeki şu dört parçanın birbirine eşit olduğunu kullanın demiştik açı sorularında. Şunla dördü birbirine eşit. Peki şu Z harfinden buraya da alfa yazalım. Şu ikiz kenardan bu açıya da alfa diyelim. Şurası zaten ikiz kenardan beta. Bakın 2 beta ile alfanın toplamı 2 beta artı alfa 180. Neyi soruyor? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Beta'yı yalnız bırakacağız anladığım kadarıyla. 2 beta ne olur bu durumda? 180 eksi alfa olur. 2'ye bölelim. Beta eşittir 90 eksi alfa bölü 2 gelir. Hangi şıkkımızda var? Denizli şıkkımızda mevcut. 5. sorunun cevabı Denizli'den geldi. 6. sorumuz arkadaşlar. Paralel kenarda da çözdük aynısını. Az önce dikdörtgen testimizde de yanlış hatırlamıyorsam bir önceki videomuzdaki testimizde olması lazım. Ne dedik? Böyle bir noktadan karşılıklı köşelere giden, bakın burada karşılıklı olanlar A ile C karşılıklı, B ile de D karşılıklı. Karşılıklı köşelere giden çizgilerin kareleri toplamı eşit olacaktı. Şimdi EC'yi de 10 vermiş bize. Şimdi C'ye gidenle A'ya gidenin kareleri toplamı 100 artı 25. 125 yapar. Eşitmiş D'ye gidenle B'ye gidenin kareleri toplamı. Yani 16 artı şuna X diyelim. B'yi mi soruyor bize? Evet, X kare. 16'yı çıkartırsak 109 eşittir X kare. X eşittir kök 109 çıktı sorumuzun cevabı. Evet, test 4'ün 7. sorusunu okuyoruz birlikte. Bir dersliğin eğitim öğretime uygun olabilmesi için toplam pencere alanı dersliğin taban alanının %10'undan daha az olamaz. Yani daha fazla olmalı diyor arkadaşlar. Burası tamam. Yukarıda verilen iki tane özdeş pencerenin bulunduğu dersliğin dikdörtgen boyutları, dikdörtgen tabanının boyutları 7 metre ve 9 metredir. Yani 700 santim ile 900 santimmiş. Buna göre o da 80'e 100 verilmiş. 2 tane pencere var. Buna dikkat edin. Kaç tane daha pencere gerekir diye soruyor. Şimdi soru matematiksel bir hikaye. Güzel. Bunu matematik diline çevirdik mi olay basit dostlar. Şimdi sınıfın tabanları 700 ile 900 santimmiş. Bunun da diyor %10'undan daha az olmalı. %10'undan daha az olamaz. Daha fazla olmalı diyor pencerelerin alanı. Yani bundan büyük olmalı diyor pencerenin alanı. Penceremiz de 80 çarpı 100 değil mi arkadaşlar? İşte bu 80 çarpı 100'den kaç tane olursa bunun %10'undan daha büyük olur diye bir soru sormuş bize. İşte matematik diline çevirdik. Hadi çözelim. Şu 2 sıfırla şu 2 sıfırı götürelim. Şu 100'ün 2 sıfırıyla şunu götürelim. Abi 80'in sıfırıyla da bunu götürdük. Bak 7 kere 9 63 küçüktür 8x'ten. Şimdi x kaç olmalı? 7 desek 56 olur, 63'ten küçük oldu. 8 desek 64 olur. O zaman x en az 8 olmalı. Yani bu sınıfta en az 8 tane pencere olmalı. Hocam 2 tane var zaten pencere çizmiş adam. O zaman 6 tane daha pencere ekleyebilirsiniz, çizebilirsiniz diyorum. Toplam 8 olursa tüm kurallara uygun oluyormuş. Evet, ne diyor? Ayşe öğretmen, sınıftaki ecza dolabının ön yüzünün bir kenarı 16 birim olan karedir. Şurası 16 birimmiş arkadaşlarım. Burası da 16. 16'ları yazalım. Bunlar kareymiş. Peki, devam ediyoruz. Okulu teftiş esnasında müfettiş Ahmet Bey dolabının öğrencilerin erişebileceği yükseklikte olması gerektiğini söylemiş. Bunun üzerine Ayşe öğretmen şekil 1'deki 34 birim uzunluğundaki ipi. Bak bu 34 birimmiş. Tam şöyle ortadan asılır değil mi bu ip? Çividen tam ortada dengede olması için tam ortada olması lazım. Buradan diklik indirdim. 8, 8, 17, 17 bölecek tam ortada olacağı için. 8, 15, 17 idi burası. Sonra diyor ki bak soruda. 34 birimdi. 14 birim kısaltarak dolabı tekrar astı. Şimdi 20 birim yaptı ipin uzunluğunu. Yine ben diklik indirirsem buradan aşağıya. 20 ise 10, 10 diye bölecek. Burayı da 8, 8 diye. 6, 8, 10 üçgen oldu. Yani yerden yüksekliği bak 15'ti. 6'ya düşürdü. 15'ten 6 çıktı. 9 birim daha. Ben bunu yukarıya kaldırmış oldum o zaman. Şurası 9 birim. Biz burayı da 16 diye biliyorduk. 16.
Şu kirli bölgenin çevresini ya da alanını soruyor. Bir bakayım. Ortaya çıkan kirli bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize kardeşlerim. 9 çarpı 16 değil mi? Dikdörtgenin alanı 9 çarpı 16 da 144'tür. Cevap Adana'dan geldi. Evet. 9 numarayı okuyoruz şimdi birlikte. Kenar uzunlukları 4 ve 8 birim olan şekil 1'deki karton BD köşegeni boyunca katlanıyor. Hadi ne yapıyorduk katlama sorularında? Katlanmadan önceki haline getiriyorduk bir kere bunu. Şurası A. A açısı 90 ise A üssü de 90. Kat çizgisi BD olduğu için açıortay. Bir de Z harfini yapacaktık. Bak hep aynı şeyleri yapıp yapıp duruyoruz. Şurada bir ikizkenar çıkarttık o zaman karşımıza. Şurayı 4 vermiş. Burası da 4 oldu dostum. Başka nereyi vermişti? 8'i vermiş. Şurası 8. Demek ki şu uzunluğun tamamı 8. Hatta şuraya ben K dersem şurası 8 eksi K. Burası da 8 eksi K. Bakın K ne çıktı? 3 oldu değil mi arkadaşlar? 3, 4. Burası da 5 oluyor. Şurası da 5 oldu. Neyi soruyor? B, E, D. B, E, D. Neresi orası? Heh, şu üçgen. B, E, D. Üçgeninin alanı kaç birim karedir diye bir soru sormuş bize. Bakın biz bu üçgenin yüksekliğini 4, tabanını da şuradaki DE diyebiliyoruz. 5. 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 geldi. 9. sorumuzun cevabı Edirne'den geldi. Ufuk kare biçimindeki kağıdı AB simetri ekseni boyunca yani tam ortadan. Daha sonra da oluşan dörtgen biçimindeki çift katlı kağıdı CD yani yine tam ortadan ekseni boyunca katlıyor. Daha sonra katlanmış kağıttan U şeklindeki parçayı kesip çıkartıyor. Kalan açılıyor tekrar büyük bir ihtimal. Açtığında aşağıdaki görünümlerden hangisi oluşur diye soruyor dostlarım. Şimdi en son şuradaki U harfi. Bunu sen sağdan sola tekrar şuradaydı ya bu U harfi. Açtığında hep simetrisini çizeceksin dostum. Bir de yukarıya doğru açıyormuşsun. Şöyle onu da gösterelim. Yukarıya doğru açtığında bunun simetrisini çizeceğiz tabii ki arkadaşlar. Nasıldı bu? Aşağı doğruydu değil mi? Böyle en son böyleydi. Açtığımızda şöyle bir şekil çıkacak. Tam simetrisi olacak. Tam simetrisi. İşte bu hale gelecek arkadaşlar. Bize de diyor ki aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur diye bir soru sormuş bize dostum. Zaten şöyle şekillere bakın arkadaşlarım. Birbirine dönük iki tane U ya da evet tam şu da olur. Şu değil. Şu değil. Bu değil. Bu değil de cevap Ceyhan'dı arkadaşlar. Burada da biz katlamayı mı yanlış yaptık? CD'ye katladık. Ya da bunu bu tarafa açsak. Yok, bizim yaptığımız şekil tam doğru şekil bu da arkadaşlarım. Yine en azından buna en çok benzeyen şu olduğu için bu herhalde ilk önce aşağıya doğru açıldı arkadaşlar. Aşağıya doğru açmış. O yüzden böyle bir karışıklık oldu. Biz ilk önce sola açtık. Yani ilk önce alttan yukarı açsaydı tamam dediği doğruydu. Ceyhan direkt çıkıyordu ama alttan yukarı değil. Bizim yaptığımız daha doğru yani, tamam mı? Burada bir basım hatası falan olmuştur. Önemli değil arkadaşlar. Hadi bakalım gençler. İki test daha gömdük. Sonra devam edeceğiz bir sonraki videomuzda. Evde kalın. Sakın ha canınızı sıkmayın. İyi çalışın gençler. Her türlü ortama hazırlıklı olun. Sınavımız çok güzel olacak inşallah. Başarılar diliyorum şimdiden. Hadi öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.